Yerli ve milli tohum ulaşmayan üretici kalmasın projesi kapsamında Bucak ilçesine bağlı Kızılkaya beldesinde düzenlenen Tarla Günü etkinliğinde Bucak Ziraat Odası Başkanı Bilal Özel, Bucak ve çevresinde demonstrasyonu yapılan ürünler hakkında değerlendirmede bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile Tohum Sanayicileri Üreticileri Alt Birliği'nin protokolüyle Yerli ve milli tohum ulaşmayan çiftçi kalmasın projesi kapsamında Bucak ve çevresinde 2 yıldır yüksek verimli ekmeklik ve makarnalık buğdayla arpa çeşitlerinin demonstrasyon çalışmaları yapılıyor. İlgili kurum ve araştırma merkezlerinin ortak çalışması sonucu yapılan demonstrasyon çalışmalarının sonuçları geçtiğimiz hafta düzenlenen Tarla Günü etkinliğinde incelendi. Bucak Ziraat Odası Başkanı Bilal Özel, Kanal 15'e yaptığı açıklamada Kızılkaya beldesinde denemesi yapılan yüksek verimli buğday ve arpa çeşitleri hakkında değerlendirmede bulundu. İlçe genelinde yapılan demonstrasyon çalışmalarına katkı sağlayan tüm ilgili kurumlara, temsilcilerine ve personeline teşekkür etti. Bugün burada Kızılkaya, Burdur Bucak ilçesi Kızılkaya yöre çiftçilerimizden Mustafa Öztürk abimizin arazilerinde yapmış olduğu demonstrasyon çalışması için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Tabii ki bu çalışmada emeği geçen başta Burdur Tarım İl Müdürlüğü, İlçe Müdürlüğü ve personelleri olmak üzere Türkiye'nin değişik illerinden gelen Tarımsal Araştırma Enstitüsü görevlilerine, yetkililerine ve diğer katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ederim. Tabii ki Mustafa abim bu çalışmaları bizler için yapıyor. Üretim için yapıyor, bölgemiz için yapıyor. Bilim alanından daha fazla verim, dolayısıyla daha fazla karlılık, para kazandırma hevesiyle, heyecanla yapıyor. Kendisi 30 yılı aşkın süredir birçok çeşidi denedi ve denemeye devam ediyor. Ki geçtiğimiz yıllarda tekrar bu çeşitlerin birçoğu denenmişti. Tabii ki tohum denemesi tek yıl için değil, sonraki yıllarda bölgenin coğrafi yapısı ve iklim koşullarına uyumu ile adaptasyonu ile mümkün olacak. Embriyo kararmasından tutun, bin tane ağırlığına varıncaya kadar, kök verimine varıncaya kadar birçok değişik kriterleri var. Bu noktada çalışmalarımız Bucak Ziraat Odası'nda katkılarıyla devam edecek. 4 yıldır aktif şekilde Bucak ilçemizin değişik köylerinde ve merkezinde denemelerimiz var. İnşallah bu sonuçlar bölgemize, ülkemize ve üretimimize katkı sağlar. Geldiğiniz için siz basınımızın güzide temsilcilerine teşekkür ediyorum.